Çarşambaya kadar sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde. Yani sıcak havanın etkisini Türkiye'nin batı kesimlerinde çarşambaya kadar hissedeceğiz. İzmir'de kıyı kesimlerde 33-36, iç kesimlerde 38 ile 40 derece arasında sıcaklıklar olacak. Aydın en sıcak ilimiz, orada da kıyı kesimlerde 33-37, iç ve merkez Aydın merkez ve doğu kesimlerinde de 40-42 derece sıcaklıklar. Manisa'da da aynı şekilde genelinde 38 ile 40 derece sıcaklık beklentimiz var. En fazla etkisini pazartesi günü hissedeceğiz. Yani en yüksek termometreler pazartesi günü kendini gösterecek. Salı ve çarşambada etkili olmaya devam edecek. Çarşambadan sonra artık mevsim normallerine inmeye başlayacak sıcaklıklar. Bu sıcak hava daha çok Avrupa'da etkili oldu ve hala etki etmeye devam ediyor. Görülmemiş tarihi sıcaklıklar kaydedildi. Ancak Türkiye'de, bilhassa bizim bölgemizdeki İzmir, Aydın, Manisa'da herhangi bir sıcaklık rekorunun kırılmasını beklemiyoruz. Korkmasına gerek yok ama yine de ortalamanın üzerinde sıcaklık olduğu için bilhassa saat 11 ile 16 arasında haftaya çarşambaya kadar başta yaşlılarımız, kronik rahatsızlıklar, çocuklarımız, hamile kadınların güneş ışığına direkt maruz kalmamalarını, gerekli tedbirleri almalarını, su tüketmelerini, açık kıyafetler giymelerini eğer dışarı çıkmak zorundaysa bunlara karşı dikkatli, tedbirli olmasında fayda var. Tabii bunlar görülen durumlar. Bu sıcağın kaynağı da şu an Kuzey Afrika üzerinden ülkemize doğru gelen sıcak hava dalgası. Aydın merkez olsun, Muğla ve İzmir'de de daha Çanakkale'den Antalya'ya kadar sıcak hava kendini gösterecek. Türkiye'nin diğer yerlerinde ekstrem bir durum söz konusu değil. Sadece evet Ege bölgesinde etkili olacak bu sıcak hava dalgası. Onun haricinde İç Ege'de olsun, Marmara genelinde ve diğer bölgelerde, Güneydoğu Anadolu hariç diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Her yaz görülebilen sıcak hava dalgaları bunlar. Ekstrem, yani maksimum sıcaklık değerleri kırılmayacak tarih boyunca ölçülen. Ama yine de dediğimiz gibi ortalamaların üzerinde olduğu için dikkatli, tedbirli olmakta. Bilhassa tekrar hatırlatayım, orman yangınları için yine yüksek sıcaklık, düşük nem ve yer yer kuvvetli rüzgar orman yangınlarına da olumsuz etkiliyor. Bu konuda da ilgililerin, vatandaşların dikkatli, tedbirli olmasında çok fayda var.